Perşembe saat 2 sularında oğlum parayla oynarken boğazında oğlum parayla oynarken diş herhalde dişlerini karıştırırken bir anda paranın boğazına kaçtığını hissetmiş ve geri getirmek istese de bunu başaramadığından herhalde üstüne su içmiş. Para da yemek borusuna doğru harekete geçip yemek mideye düşmeden yemek borusunda takılı kalmış. Takılı kaldıktan sonra babaannesine giderek babaanne ben para yuttum dediğinde babaannesi de bizi arayıp böyle böyle olduğunu iletti. Biz de direkt Ali'yi alarak Tire Devlet Hastanesi'ne gittik. Ve orada ilgilenen doktor ve hemşireler film çekmeye başladılar. Film çekildikten sonra ilk etapta paranın nerede olduğu bulunmadı. Daha sonra film sayısını arttırınca paranın yemek borusuna tıkandığını resmettiler. Ve bu müdahaleyi Tire'de yapamayacaklarını söyleyip bizim İzmir'de bu müdahaleyle büyük ihtimalle de endoskopi makinesi olması lazım. O makineyle gerçekleşeceğini söyleyip İzmir'e sevk ettiler. Ege Üniversitesi Acil Çocuk Servisine başvurduk ve oraya girdikten sonra da bir Covid testinden geçtik. Onu bekledik. Covid testi negatif çıkıp hemen ameliyathaneye alındı Ali. Ve burada endoskopi makinesiyle bir operasyon geçirip yemek borusuyla mide arasında sıkışan 50 kuruşluk para bir operasyonla dışarıya çıkarılmış oldu. Çocukların bu işlere bayağı bir dikkat etmesi lazım. Yemek borusuna değil nefes borusuna da kaçabilirdi 50 kuruş. Ve daha büyük zayiatlar da görebilirdik. Böyle gelmiş geçmiş olsun diye bitirsem olur mu? Babaannemde bir şey yiyordum. Ondan sonra dişimin arasına kaçtı yedim. Parayla çıkarmaya çalıştım. Yanlışlıkla bıraktım. Boğazıma kaçtı. Ondan sonra ben de su içmeye gittim. Ondan sonra o yemek borumda kalmış. Babaanneme gittim. Ondan sonra ona annemi aradığını söyledi bana. Ondan sonra da anneme söylemedim para yuttuğumu. O da söylemiş. O yüzden biz de Türkiye Hastanesi'ne gittik. Ondan sonra oradan şeye gittik. Çocuk aciline. Orada 12 saat bekledik gece. Hiçbir şey yememem lazımmış, içmemem lazımmış. Çok susadım ve acıktım. Ondan sonra 12 saat geçti. 12 saat geçtiği zaman beni ameliyata aldılar. Ondan sonra da evde uyandım. Buraya bakabilirsin. Yabancı cisim yutulmasıyla ilgili konu özellikle 6 aydan büyük 5 yaştan küçük çocuklar için çok önemli. Çok sık gördüğümüz bir konu. Çünkü çocuklar ağızlarıyla cisimleri keşfetmeyi severler. Onların tatlarına bakmak, işte sertliklerini kontrol etmek isterler. Bizim de en sık karşılaştığımız durumlar yabancı cisim yutulmasıyla ilgili para yutulması, pil yutulması, oyuncak parçası yutulması, daha büyük yaşlarda çengelli iğne yutulması şeklinde işte uzak doğuda balık kılçığı yutulması şeklinde rastladığımız vakalar oluyor. Burada aslında birçoğunu da biz fark etmiyoruz. %40'ının hiç annelerin babaların haberi olmadan yutulup çıkarıldığını sindirim sistemiyle tahmin ediyoruz. Bu konuda yapılmış çalışmalar en azından bunu böyle söylüyor. Ama para yutulması ile ilgili şöyle bir durum var. Aslında %80'i bağırsaklardan kolayca çıkıp gidiyor. Ama kalan o %20'lik kısımda yemek borusunun darlık bölgelerine takıldığı koşulda 4-6 saat içerisinde nekroza sebep oluyor. Bu da yemek borusunda delinmelere sebep olabiliyor. Öyle bir durumda cerrahi müdahale yapılması gerekebilir. Ya da acil olarak endoskopik yöntemle çıkarılması gerekiyor.
Pil biraz daha bu konuda tehlikeli. O yüzden bütün anne ve babaların dikkatli olması, çocukların yutabileceği büyüklükteki küçük parçaları kuru yemişler de dahil olmak üzere ortamdan uzaklaştırmaları gerekiyor. Tabii soluk borusuna kaçma çok daha farklı bir konu, çok daha aciliyet gerektiren bir durum. Ama eğer yemek borusunu takılmadan geçtiyse mideye biraz daha rahatlıyoruz ve önümüzdeki 72 saat içerisinde spontan dışarı çıkmasını takip ediyoruz. Yine eğer tıkanıklık olursa nereden anlayabilir anneler? Çocukta bir yutkunma güçlüğü, ağızdan devamlı salya akması, hatta bu salyanın kanlı olması da olabiliyor. Kusma ve bazen öksürükler de buna eşlik edebilir ve ağrı duyuyor çocuk. Öyle bir durumda hemen en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyoruz. El çektik gene biz bir şeyler. Ama daha onun haberi oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ben pandemi geldi mi diyorsunuz? Evet, dün de çektik. Tamam. Onu daha yayınlanmadı değil mi? O bugün yayınlandı. Evet. Şey, dün acitasyonlarıyla ilgili konuştuk. Bir de ne konuştuk? Bir şeyler konuştuk.